Ben Altan. Bugün sizlerle birlikte Fransa Krallığımızın final bölümüyle karşınızdayım. Şimdi webcam'le iki kez bir bölümüm var. Bundan sonraki serilerimde de olmayacak. Bu videoyu şöyle söyleyeyim size. Türkiye serisi, bundan sonraki Türkiye serimizde yani. Bu seri bittikten sonra Türkiye serisine geçeceğiz. Türkiye serisinden sonra çekiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye serisinde hani webcam yoktu, niye burada var? Şimdi olaylar biraz karıştı arkadaşlar. Hemen onları anlatacağım size. Kronometre kurdum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay var. Ben Fransa serisinin videosunu çektim. Hatta Türkiye serisinde de anlayacaksınız. Buraları falan aldım. Bayağı aldım. Daha sonrasında ise videonun kaydetmediğinin farkına vardım ve dedim ki ben de bunları o zaman bir serbest bırakayım. Vasallaştırdım. Vasallaştırma bittikten sonrasında işte onların ekonomilerini atmasını falan için bekledim. Ayrılmalarını bekledim falan filan işte. O yüzden dolayısıyla bu bölümü tekrar çekiyorum. Yani bayağı bildiğiniz yeni bir bölüm gibi düşünün. Fransa Krallığı serisi bitti benim için. Ama ben onu tekrardan çekiyorum. Şimdi buralara 10.000 10.000 ordu yollayacağım. Yani normalde aslında bunu tekrardan çekmeyecektim. Hani bir dakikalık bir videoyla açıklama yapacaktım. Ama dedim ki bir dakikalık bir videoyla açıklama yapmaktansa bir çözüm bulabildiysem bu çözümü bari yapayım. Ama o bölüm 45 dakika sürdü. Yani iyi ki silinmiş. 45 dakika sürmüştü çünkü. 45 dakika sürdüğü için ben de onu paylaşmıştım tabii ki yine de. Bu sefer hani 45 dakika sürmemesi için, 20 dakika sürmesi için ihtiyacımız olan toprakları, toprak güzelliğimizi yani toprak düzenimizi güzel göstermesi açısından toprakları alacağım. O videoda da önce de şöyle bir 900 bin, 800 bin asker basmıştım. Tam hatırlamadığım için hani 900 bin midir, 800 bin midir, 1 milyon mudur diye hatırlamadığım için 1 milyonluk bir ordu bastım. Daha doğrusu itiraf etmek gerekirse hileyle bastım yani. Hani bunu da söyleyeyim size. Ki bir aramızda bir şey olmasın, yanlış anlaşılma olmasın. Yapacak bir şey yok. Yani bu tarz işlerde bu tarz şeyler çok mevcuttur. Yani bu çoğu defa oldu bence. Yani çoğu insana da olmuştur bence bu işi yapan. Yapacak bir şey yok. Elimden geldiğince normal o haritadaki düzene uydurmaya çalıştım. Ama dediğim gibi olabildiğince hani burada mesela şu an altımda bu ne? Bu Nijer. Orada Nijerya vardı mesela. Nijerya olmadı. Nijer oldu orası sadece. Ha dediğim gibi ben de isterdim Fransa serisinin hiç böyle oluşmamasını. Fakat maalesef ki oldu. Yapacak bir şey yok. Ama size şunu söyleyebilirim. Türkiye serisi çok güzel geçecek. Bir tık sıkıcı geçiyor sadece. Ben gelecekten geliyorum arkadaşlar. Benim adım Altan. Ben Saadettin Tekso. Şimdi şuraya da bir 50 binlik bir ordu yollayalım. Şuraya da bir 50 binlik bir ordu yollayalım. Normalde hani bu seriyi ben kapatmıştım. Yeni seriler çekiyordum. Zaten söylemiştim diye hatırlıyorum. Bir serilerimi aynı gün içinde çekip aynı gün içinde paylaşıyorum diye. Hani siz bir seri izlerken hatta bakın. Şunun ateşkesin süresi doldu diye gösteriyor. Hani bunu bir itiraf etmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü yapacak bir şeyim yok. Neticede istemeden olan bir şeyi olamaz, yapamayız, edemeyiz gibisinden şeylerle savurmaktansa bari hiç yoktansa da çıkayım dedim itiraf edeyim. Hani bir dakikalık bir videoyla şey yapmaktansa bitirmektense dedim çıkayım dedim itiraf edeyim. Hiç yoktansa gönlüm rahatsız dedim. Yani bu da böyle bir olaydır açıkçası arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Şimdi buraya 15.000 ordu yollayacağız. Suudi Arabistan'dan korkuyorum çünkü Suudi Arabistan bana çok çektirmişti. O yüzden 30 binlik bir ordu bastım oraya. Her bir sınırına. Yani antrenmanlıyım diyelim. Antrenmanlıyım. Mısır beklediğim kadar bir performans sergileyememişti. Bu burayı almadım galiba. Yok burayı almamıştım. Aldığım şeyleri almaya çalışıyorum bilhassa. Ki şey olmasın diye, hak geçmesin diye fazla fazla toprak alıp da boşu boşuna bir kendimi yormayayım. Hani aldığım toprakları almaya çalışıyorum. Sudan'ı almamıştım ama isterseniz alabiliriz. Alalım mı? Yok ya gerek yok. Buraya da savaş ilan etmiştim. Bunu almıştım. Ama dediğim gibi arkadaşlar diğer serilerimde de eğer böyle bir şey mevcut bir şekilde durum ortaya çıkarsa yine aynısını yaparım. Olabildiğince.
Bu tarz şeylerde özen göstermeye çalışıyorum. Hatta diğer serilerinde de söylüyorum. Türkiye serisinde de bilhassa özellikle söylüyorum. Olası bir video kaydı kapanma olur da diye. İşte bir ekranın şu alt kısmında size gözüküyor mu bilmiyorum. Oraya bakıyorum. Şimdi Bahreyn'e bir ordu yollayacağız. Buradaki ordularımızı, yani buradaki toprakları yeniden alalım da oraya 1.000 yollasam yeter yani. 1.000 yazıyorum, 10.000'e geri çekiyorum sonra mal gibi. Heh. Sonra Katar'a savaş ilan etmedik. Doğru, Katar'a da savaş ilan ederim. Oraya da bir 10.000 ordu yollayalım. Sonrasında buraya savaş ilan edelim. Bunların hepsini tek bir videoda yaptım ben bu arada. İşte o yüzden 40 dakika sürdü. Hani gene aynı toprakları alıyorum. Gene aynı 40 dakika sürer mi onu bilmiyorum. 40 dakika sürerse de yapacak bir şey yok artık. Şimdi buraya 40 bin yollayacağız. Ay 4 bin yolladım. 36 bin yollayacağız o zaman buraya şimdi. Heh, kalan 10 bin de buraya yollayacağız. Hızlı hızlı tüm savaşlarımızı gerçekleştirelim bakalım yani. Dediğim gibi maalesef bu savaşı tekrardan yapıyorum. Hani o yüzden Fransa krallarına dair ya da Fransa İmparatorluğu muydu onu bile hatırlamıyorum. Webcam olayı da muhtemelen... aa! Orayı alamadık. İlginç. Webcam olayı da Türkiye serisinden... Ya yani serisi içerisinde olur. Oha! Biz burayı nasıl kaybettik? Oğlum burada benim nasıl bu kadar ordum çıktı lan böyle? Normalde benim bu kadar ordum çıkmazdı burada. Ya ne koyduğum? Ben oraya gireyim dedim. Girme dedin. Giremiyorsun dedin. Sinir ediyorlar adamı ya. Hemen şunları şöyle alalım. Burayı da alalım. Olabildiğince doğru toprakları almaya çalışıyorum. Olabildiğince de doğru yerlere savaş ilan etmeye çalışıyorum. Hani belki daha farklı yerlere de savaş ilan etmişimdir ama hatırlamıyorum dediğim gibi. Ama Mısır'ı falan aldığımdan eminim, hatta Suudi Arabistan'ı unutamıyorum. Gece rüyalarıma falan giriyor artık, böyle Arabistanları falan görüyorum. Arapları falan görüyorum. Çıldırıyorum her anda. Hiç hoş şeyler yaşamıyorum onlarla. Abi ya gerçekten bu seri bu arada şey olduğuna ben bayağı üzülmüştüm. Hatta yani şey diyordum. Ulan diyorum şimdi millete nasıl açıklayacağım, nasıl edeceğim falan filan. Sonra gittim videomu izledim. Ondan sonra dedim ha tamam. İşte bunlardan bakayım, buralardan bakayım. Ona göre yaparım. Oradan alırım, buradan götürürüm gibisinden diye düşündüm. Doğru da düşünmüşüm bence. Oha, Mısır bizim bir toprağımızı almış. Güzel. Şimdi şuraya da ordumuzu götürelim. Hatta dur, ordumuz oraya değil. Şuraya gitsin. Şu ordu fullden buraya gitsin. Şu oldu şuraya 18 binlik oldu yollasın. Kalanı burada bölünsün. Hani dediğim gibi buradaki olayım Fransa serisinin hiç yoktansa hak ettiği bir kapanış yapabilmek. Çünkü gerçekten beni üzerdi bu şekilde bitmesi. Olabildiğince doğru şekilde saldırıp doğru bir şekilde bir oyunu oynayabilmek istiyorum. Ki kimsenin üzerinde hani şey olmasın ya, Fransa serisi böyle mi bitmeliydi falan gibisinden bir durum oluşmaması için hani öyle yaptım. Umarım beğenirsiniz diyelim. Umarım hoşunuza gider. Şimdi bu ordumuz buraya gitsin. Şimdi bu ordu, aa burada ordumuz varmış. O zaman bu buraya gelsin. Bu buraya gelsin. Bu buradan ilerlesin. Ama bunların hepsini almam mesela. Şuraya kadar alırım. Hani şurayı falan alırım. Daha da almam. Ki çok tane şey olmasın. 40 dakikayı gene bulmasın. Çünkü o 40 dakikayı paylaşırken dedim hani ya bu kadar uzun videoya da gerek yok falan demiştim. O yüzden 20 dakika bandında tutmaya çalışıyorum. Lan Fransa seviyesini de unutmuşuz ha. Sınırlarım falan unutmuşum yani iyice. Kimde nerede sınırım var falan filan var. Hepsini unutmuşum valla. Şu ordumuz. Oha, 7.000'lik bir ordunun orada ne işi var? Bu bir. İkincisi senin orada ne işin var? Suudi Arabistan, defol git oradan. 7.000'lik bir orduyla senin orada ne işin var Suudicim? Sayın Suudi. Sayın Suudi. Oraya özellikle oradan orada çıkartmayacağım. Hani orayı kaybetmiş olsam dahi benim için pek bir önemi yok. Bir tur bekleyelim. Beklediğimiz bu turda da şuradaki toprakları işgal ederiz.
Şuraya gelsin, şu şuraya gelsin. Şu şuraya, şu şuraya, şu şuraya, şu şuraya. Ben bunu niye yollayamıyorum bak. Harbi diyorum çıldıracağım ya. Fil dişi sahiline savaş ilan etmek istemiyorum. Bunlara buraya girelim. Burayı almıştık çünkü. Aslında Fransa'nın ben 1500 1105 eyaletini falan yapmıştım. En son hangi eyalette kaldık onu bile hatırlamıyorum açıkçası söylemek gerekirse. Yani 1100 eyaletim falan vardı. Umarım askeri işin verirsin fil dişi sahilde. Seni işgal etmek zorunda kalmam. Hop şuralara devam edelim. Ulan orayı kaptırdık inşallah oraya orada olmuşuzdur ya. Tamam. Güzel orada da ordumuz var. Maşallah. Çok güzel. Şimdi umarım ilk savaş hakkını bize verir de buradan saldırabiliriz. Şu ordumuz şurada o zaman bir 8000'e bölünecek maalesef ki. Bu ordumuz şuraya gitsin, bu ordumuz şuraya gitsin, bu ordumuz buraya gitsin, bu ordumuz şöyle gitsin. 8000'lik bir ordu geliyor oradan. 8000'lik. O ne? O nedir hocam? 8000 oldu ne? Ne yaptık? Alt tarafı işgal ettik topraklarını. Çok yemedik topraklarını. Ben alacağım senin topraklarını. İnsanlarına bir şey yapmayacağım. Kullanacağım sadece. Yani kullanacağım dediğim. Beraber mutlu mesut yaşayacağız. İnsanlarını da katlettim sanki. Girdim topraklarını aldım insan gibi. Sen niye benim topraklarıma 8000'lik orduyla giriyorsun? Ben senin topraklarına 8000'lik orduyla giriyor muyum? Hayır 20.000'lik orduyla giriyorum. Sen niye 8000'lik orduyla giriyorsun? Ayıp. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Bu Fransız, bu Suudi Arabistan'ın yapmış olduğu bir hakarettir. Bu saygısızlıktır. Bence Suudi Arabistan'ı baştan asalım. fil dişi sahili de şeyi vermiş. Askeri erişim vermiş. Buradaki toprağımıza girelim. Buraya girelim. Buraya girelim. Buraya girelim. Buraya girelim. Yok. Bu buraya girsin bence. Bu buraya girsin. Evet. Aa dur. Bu bölünmesi lazım bunun. Bari şu ordu oraya gitsin de takviye yardım gitsin ya. Bizim niye bu kadar savaşımız zor geçti ben onu anlamadım şu an. Baksana harbi ve toprak kaybediyoruz ya. Orada oğlum içimizde orada kaldı. İçimizde hainler var. Oley. Güzel. Okey. 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 Şimdi olabildiğince hızlı bir şekilde savaşıp bölümü 20 dakikaya sığdırmaya çalışıyorum. Ki rahat rahat savaşabilelim. Güzel. Şimdi bu ordumuz şöyle denize bir insin. Şu ordumuz denize insin. Bu ordumuz buraya gelsin. Bu ordumuz buraya gelsin. Bu ordumuz buraya gelsin. Bu ordumuz buraya gelsin. Bu ordumuz da buraya girsin. Ya ben niye abi işgal ettiğim toprakları bir daha işgal ediyorum? Tabii ki senin yüzünden. Kimin yüzüne olacak? Ulan Suudi. Ulan Suudi. Şimdi buraya girelim. Burada ordularımız kalmamış. Yapacak bir şey yok. Yukarıda ordularımız var da yukarıdaki ordularımızla bakalım buraya kadar inebilecek miyiz? Orası ayrı bir konu tabii ki. Suudi Arabistan'ın beni bu kadar zorlayacağını ben zannetmiyordum ya ne bileyim. Vasalım falan oldu ya bunlar şimdi. Vasalım olduktan sonra bu kadar zorlamazlar diye düşündüm. Heriflerin gücü bitmiyor ya. Tamam alsınlar orayı yapacak bir şey yok. Geri alacağız zaten onları. Güzel her yeri aldık. Çok iyi orayı da aldık. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ya Umman'ın o kadar askeri olamaz abi. Umman az önce yani şey oldu ya. İşgal edildi. Nereden çıkartacak o kadar avuduyu yani? Madem çıkartabiliyordun da ne bokuma işgal edilirken çıkartmadın? Haksız mıyım? Haklıyım. Şu ordu şuraya gelsin. Şu ordu şuraya gelsin. Dört orduyla şeye gidiyorum ya. Tamam. Yavaş yavaş. İşgal edebilmek açısından rahatladığımız yerlere geldik. Şimdi bakıyorum beni şu an zorlayacak bir toprağa kaldı mı?
kalmadı. Şuraya da girdiğimiz zaman muhtemelen topraklar bizim olacaktır. Asimilasyon işlemlerini yapmayacağım. Zaten bu bölüm final bölümümüz. Hani daha da fazla bir işgale gerek görmüyorum açıkçası. Okul zilimiz de çalıyor. Evet, Suudi Arabistan'a de eve. Ya Katar'a ben çıkartma attım. Attığım çıkartma başarılı olamadı. O yüzden şu an yemin ediyorum kaybediyoruz bu savaşı ya. Öte yandan şu şey ne alaka? Suudi Arabistan'ın bu gereksiz çıkartmaları ne alaka? Şimdi bakalım başka hangi ülke kaldı? Burada bir ülke kalmadı değil mi? Savaşacağımız. Evet, burada bir ülke kalmadı. Bu kadarlık bir toprakla hani normalde ben buraya kadar aldım bu toprakları bu arada. Aldım yani buraya kadar. Ama maalesef ki oraya kadar almayacağız, buraya kadar alacağız. Gene toprak kaybı yaşadık. Ay, yanlışlıkla bir tur ileri aldım. Yanlışlıkla bir tur ileri aldım. Ay, yaptığım hataya bak, kafayı yersin. Vallahi billahi kafayı yersin. Abi böyle bir hata yapılır mı ya? Ele gene böyle bir zamanda böyle bir hata yapılır mı ya? Ben nereden getireceğim onu orduyu şimdi? Neyse, yukarıdan Kuveyt civarlarından ordu basarız. Yapacak bir şey yok. Şimdi şu, bu arada bir nüfus yatırımı gerçekleştirdim. Bakın şu an hani İstanbul'dan, Fethiye'den en kötü böyle ordu çıkıyor. Bizim başkentten ne kadar çıkacak Paris'ten? 17 bin. Viyana'dan ne kadar çıkıyordu abi? Viyana nerede? Viyana burada. Viyana'dan 20 binlik bir ordu çıkıyor ama ne nüfus yatırımı? 63 milyonluk bir nüfus, 70 milyonluk bir nüfus yatırımı gerçekleştirdim videonun dışında. Sırf bunların bu şeyleri gidebilsin diye, nedir onun adını siz söyleyin. Vasallar yani ya, vasalım oldular ya, vasallıktan çıkamalı bilebilir için %20'lik bir şey koydum. Satış payı koydum onlara. Ve işte vergi koydum. O koyduğum vergiler yüzünden bunlar benden hemen ayrılana kadar ben o kadar bir yatırım gerçekleştirdim ki, öyle bir yatırım gerçekleştirdim ki, yok yani böyle bir yatırım. Şimdi abi bu buraya gitsin. Bu buraya gitsin. Bu buraya gelsin. Ama bu yapmış olduğum yatırım da bana bir ders oldu açıkçası. Ne dersi diye soracak olursanız da hemen söyleyeyim. Ha, ben bu gene Suudi Arabistan'ı unuttum. Ben oradan bir saldırı yedim. Nerede? Kimden yedim ben o saldırıyı? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ben işgal ediyorum, bunlar geri alıyor. Ben işgal ediyorum, bunlar geri. Abi bu bütün toprakları nasıl geri kazandı ya? Ya Suudi Arabistan geri verdi, anladım. Neyse, şuraya ordu çıkartalım o zaman. Şuraya şu 5000'lik ordu yeter değil mi hocam? Benim burada savaştığım bir ülke mi var? Yo, ha bu var. Tamam. Güzel, bunların hepsini aldık. Gene al. Bekle, 19.000'lik bir çıkartma geliyor sana. O çıkartma şey yapacak, alacak seni. Ben aldıracağım seni, sıkıntı yok. Güzel. Neye direniyorsunuz abi biz siz bu kadar ya? Ne bu, neyin direnci yani bu? Vatan elden gidiyor. Herhalde bütün toprakları aldık öyle değil mi? Evet, bütün toprakları da aldık. Şöyle şunları bir arttıralım. Evet abi. Tüm toprakları bir alalım bakalım. O zaman topraklarımız nasıl duracak? Ondan sonra da videomuzun kapanışını gerçekleştiririz. Yani normalde finali böyle yapmayacaktım. Normalde finali hani almış olduğum topraklarla yapacaktım ama gerçekten 40 dakika sürdüyse dedim hani taş patlasa bu da en fazla 35 bölüm 30-35 dakika sürecek dedim. Ha, hiç 35 dakika sürmesin. Her zamanki video aralığımızda yapalım dedim. Saatimizde yapalım. Yani süremizde yapalım. Hem de kimsenin hem vaktini fazla çalmış olmayız. Hem de seri tadımlık bir seri olur. Yemek yerken açarsın. Daha yemek bittiği gibi o da seride biter diye tahmin ediyorum. O yüzden dolayısıyla
20 dakikayı sığdırmaya çalıştım. Daha dakika bile kalmış olabilir şu an ya. Kaç dakika kalmış? Ona göre belki bir sudan alırız. Öyle bir kapanışı yaparız. Videonun dışında bu arada ben bunların asimilasyon işlemlerini falan gerçekleştirirken bir de nedir onun adı siz söyleyin. Vasallaştırmayı talep ederken Rusya ile ben bir savaşa girdim. Yok böyle bir savaş abi ya. Aa başka kabul etmediğimiz başka ülke kalmış mı? Alarmımız da bitti. Süremiz de bitti. Evet hocam. Çok güzel bir seriydi. Gerçekten mükemmel bir seriydi. Bu serinin aynısının bir benzeri Türkiye serisinde de olacaktır. Türkiye serisi için bir tık daha bekleyeceksiniz abi. Şu Türkiye serisi... Bak bir dakika dur 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 dur. Aa dur param yok. Şey... Nedir onun adı siz söyleyin. Heh. Şunları bir kısalım abi. Bir yerden ordu çıkartacağım. Bakayım nereden çıkacak bir ordu. En verimli toprağımdan çıkartmayı düşünüyorum. Türkiye'nin ekonomisi güzel gelişti. Şimdi harita, nüfus diyelim. Yok dur. Neydi? Ordu muydu ya? Ne en çok nüfusun çıktı şey. Yani birçok eyaletimizde yine istikrar var ama şuradan bir deneyeceğim bakayım. Roma'dan. Roma'dan 8.000 çıkıyor. Buradan 9.000 çıkıyor. Buradan daha fazla bakayım. Bu nereye kadar gidiyor? 19.000 oluyor. Viyana'ya bakacağım. Bir de İsveç civarlarına bakacağım. Viyana'dan 20.000 çıktı. İsveç'te burada bir şey olması lazım. Evet. İsveç'ten de 17.000 çıktı. Buradan 21.000 çıktı. Hani şu yatırımı var ya video seviyelerinde yapmış olsaydım çok ayrı bir seviyeye ulaşabilirdim ya. Kaybedeceğim savaş olmazdı mesela. Düşünsene abi şuradan hiç asker çıkmaz mesela. Buradan ne kadar baba çıkıyor. Atina civarlarından çok iyi çıkıyor. Fethiye'den 18.000 çıkıyor. Suriye'nin başkentinden 16.000. İsrail'in başkentinden 15.000. Evet, iyi günler yorumlar. Abone olmayı, like atmayı, oyun daha çok gece üstündeki fansa kralların seviyesinin gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Başka hangi medeniyetleri yapalım, başka neleri görmek istiyorsunuz kanalımızda? Serilerde veya atıyorum şu oyunu, bu oyunu, oyuna gibisinden bir isteğiniz varsa ya da bir öneriniz varsa oynayabiliyorsam ya da yapıp çekebiliyorsam oynamaktan keyif alırım ve çekmek de isterim açıkçası. Yorumlar kısmında bunu belirtmeyi unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.